Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim bulgur pilav olacak. Bazılarınız için çok kolay bir tarif gelebilir ama mutfağa yeni yeni giren arkadaşlarımız da olduğu için bu tarifi de paylaşmak istedim. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Tavama 1 adet soğan ve 2 adet acı biber doğradım ama siz tatlı biber de tercih edebilirsiniz. Ve zeytinyağı ekleyeceğim. İlk etapta soğan ve biberi kavuracağım. 3 adet domatesimi de rendeledim. Kenarda bekliyor. Ve ölçü olarak şöyle söyleyeyim size. Ben mesela bu kulpları kullanıyorum bulgur için. Böyle 1 adet dolusu için 2 dolu su ekleyeceğim. Yani bir ölçeğe 2 ölçek su ekleyeceğim. Evet, şimdi soğanlarım kavrulmaya başlasın. Daha sonra domatesimi ekleyeceğim. Salça eklemeyeceğim ben çünkü domatesin tadı yeter, yani yoğun olsun istiyorum. Salçayla biraz eşkilik katmak istemiyorum açıkçası. Ama siz isterseniz çok az biber salçası ekleyebilirsiniz rengi açısından. Çünkü domatesler böyle tam kıpkırmızı bir bulgur pilavı yapmayacaktır. Ben bugün tavuk suyu kullanacağım. Evet, bir ölçek tavuk suyu, diğer ölçeğimi normal su ekleyeceğim. Soğanlarım kavruldu. Şimdi domatesimi ekleyeceğim içine ve biraz domateslerin pişmesini bekleyeceğim. Siz isterseniz bu esnada salça da ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi. Ama ben bugün eklemeyeceğim. Sadece domatesli olmasını istiyorum. Şimdi kapağını biraz kapatıp pişmeye alacağım. Domatesler bayağı pişti. Şimdi bulgurumu ekleyebilirim. Bulgurumu dediğim gibi bir ölçek ekliyorum. Ve karıştırıyorum biraz. Pirinç pilavı gibi kavurmaya gerek yok, yani bulgur zaten tane tane düşecektir. Lafa düşme ihtimali olmaz bulgurun, yani pirinç gibi değildir. Şimdi bir ölçek tavuk suyunu ekliyorum. Ve tekrar bir ölçek su ekleyeceğim. Yani toplamda dediğim gibi bir ölçek bulgura 2 ölçek su eklemiş oldum. Ama siz tabii bu ölçüleri bardakla da yapabilirsiniz. Benim çocuklar da çok sevdiği için çok yapıyorum bulguru. Şimdi baharatları ekleyeceğim. Kimyon. Kimyon çok yakışıyor bence bulgur pilavına. Bir dolu çay kaşığı ekliyorum. Hatta 1,5. Tadını kimyon getiriyor bence. Çok az acı pul biber. Zaten biberlerim acıydı. Çok az ekliyorum. Kırmızı
kırmızı toz biber. Renk vermesi için biraz. Ve karabiber. Her yemeğin olmazsa olmazı bence. Tabii ki de tuzumuz. Ve karıştırıyoruz. Ve şimdi altını kısık kısık ateşte suyunu iyice çekene kadar pişiriyoruz. Zeytinyağlı olduğu için ben tereyağı eklemedim. Ama siz tereyağı da ekleyebilirsiniz bu esnada. Evet, şimdi altını kısıp suyunu çekene kadar pişireceğim. Yemeğim pişti sanırım. Şimdi kapağını açayım. Evet, pişmiş suyunu çekmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hafif bir karıştıracağım ve bırakacağım. Biraz demlenmesi lazım. Domatesli bulgur pilavım hazır. Yanına bol köpüklü ayran ile tek başına bir ana yemek yani. Şahsen ben başka bir şey aramam. Şimdi yakın çekim yapayım. Gördüğünüz gibi tane tane. Salça katmadığım için kırmızı rengi olmadı ama siz o kırmızı rengi istiyorsanız dediğim gibi salça ekleyebilirsiniz. Evet, bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.